Kitabımızın ikinci kaydıyla devam ediyoruz. 9. İçgüdü ve irade. Kişinin bünyesi kendine gerekli vitamin, protein, karbonhidrat ve gıdaları almak için işgüdüsel olarak zorlanmaktadır. Bu zorlanma can çekmesi olarak açığa çıkar. Varlıkların düşünce ve davranışları bulundukları manyetik alanın özelliklerine uygun olur. Bitkilerin hareketleri sadece içgüdüseldir. Yani bitkiler sadece içgüdüleri, içgüdüleriyle hareket ederler. İçgüdü varlığın benliğinde DNA kayıtlarında bulunan bir kalıplar ve kurallar dizisidir. Bu kalıplar ve kurallar dizisi bir bilgisayar programına benzetilebilinir. Bu bilgisayar programı varlığa gerekli olan tüm bilgileri içermektedir. Varlık da bu programa göre hareket etmektedir. Bitkiler tüm yaşamları boyunca büyüme, beslenme, çoğalma vesaire gibi A'dan Z'ye tüm gereksinimlerini içgüdüsel olarak gerçekleştirirler ve kesinlikle bu programın dışına çıkamazlar. Hayvanların da içgüdüleri vardır fakat hayvanlarda bitkilerden fazla olan irade de vardır. Hayvanlardaki irade, iş güdülerinin emrettiğini yapmalarını sağlayan özellikleridir. Herhangi bir hayvanın herhangi bir şeyi isteğe göre yapmasını sağlayan özelliğidir. Buraya dikkat edin. Hayvanların iş güdülerinin emrettiğini iradelerini kullanarak yapmama durumları söz konusu değildir. İnsanlardaki irade herhangi bir şeyi İsteğine göre yapma veya yapmama yeteneğidir. Başka bir deyişle, irade insanların içgüdülerinin emrettiğini kendi iradeleriyle yapmalarını veya yapmamalarını sağlayan özelliktir. Hayvanlar içgüdülerinin emrettiğini iradelerini kullanarak sadece yaptıkları halde insanlar içgüdülerinin emrettiğini iradeleri yardımıyla yapabilirler veya yapmayabilirler. Hayvanlar bölgelerini çişleriyle işaretleyerek sabitlenirler. İnsanlar ise bölgelerini bayraklarıyla işaretleyip sahiplenirler. İnsanlarda içgüdü ve iradenin yanında bir de gözde canlandırma yani imajinasyon yeteneği vardır. 10 İstem dışı telepati ve bilerek uygulanan telepati. İnsan beyninin yapısı bugüne kadar hakiki anlamda anlaşılmış değildir. Yaradılışın tümü titreşimden, dalgadan oluşmaktadır. Düşünce de bir dalgadır. Bu dalgayı oluşturup gönderen de gönderilmiş herhangi bir dalgayı alan da senin beynindir. Bizler büyük bir aileydik ve yan yana iki evde oturuyorduk. Bazen teyzemler bizlere çağırıp bizlere çağırıp bir şeyler veriyordu. Birçok defa ben teyzemlerin sesini işitip yan eve gittiğim an onların beni çağırmamış olduğunu fakat çağırmak üzere olduklarını görüyordum. Beyinden beyine olan bu düşünce aktarımı kendiliğinden meydana geliyordu. Teyzem bana sesli olarak çağırmazdan önce beni çağıracağını düşündüğünden ben onun sesini bana çağırmış gibi işitiyordum. Ben bu olaya istem dışı telepati diyorum. Üniversite, üniversitede öğrenci olduğum yıllarda İzmir'de okul bahçesindeki havuzda bulunan kurbağaları izliyordum. Arkadaşlarımdan biri havuza bir taş attı. Taşın çıkardığı dalgalar havuzun ortasındaki fiskiyeye çarpıp geri geliyordu. O anda beynimde bir ışık yandı. Işık ve ses de dalga olarak yayıldığına göre düşünce niye dalga olarak yayılmasın? Çağrılmadığım halde beni çağırmaya düşünen teyzemin sesini çağrılmışım gibi işitip hareket etmem onun beyin dalgalarını algıladığım için oluyordu. Beyinden düşünce bir nokta halinde çıkar ve ortalama gittikçe büyüyen bir küre olarak yayılır. Bu nedenle de tüm ortam ve tüm varlıklar her düşünceden etkilenmektedir. Bu nedenle de her an sana, sana göre negatif olan ve hatta sana göre pozitif olan düşüncelerden uzaklaş ve ne tür düşünceye ulaş deniyor. Kozmik yapı mükemmel bir denge içindedir. Fakat senin ortam ve varlıklar olan yansımalarının hakkındaki düşüncelerinden dolayı bu denge devamlı olarak bozulduğundan kozmik yapıda kendini yeniden dengelemek için devamlı olarak güç harcar. Bunun neticesinde ortaya devinimler çıkmaktadır. İşte bu devinimlere sen hayat mücadelesi diyorsun. Kontrolü düşünebilmeyi öğrenebilirsen ve nötr düşünceye ulaşabilirsen bu ortamda yapmakta olduğun hayat mücadelesi de kalmaz. Burası çok önemli tekrar okumak istiyorum. Kontrollü düşünebilmeyi öğrenebilirsen ve nötr düşünceye ulaşabilirsen bu ortamda yapmakta olduğun hayat mücadelesi de kalmaz. Yansımaların olan üst boyut varlıkları senden mekan hızı olarak farklı noktalarda olduklarından beden yapıları da seninkinden biraz farklılık göstermektedir. Üst boyut varlıkları sana göre senden daha çok beyin gücüne ve daha çok yeteneğe sahiptirler. Yetenekler bilinç seviyeleri neticesinde ortaya çıkmaktadır. Bilinç ise bilginin otomatik olarak kullanılabilmesiyle oluşur. Sen beyninin çok az bir kısmını kullanıyorsun ve genellikle telepati yeteneğin yani düşünceni karşı tarafa aktarma yeteneğin yoktur. Önce telepatinin nasıl gerçekleştiği bilgisini alırsan ve istek ve gayretle bu bilgileri hayatında otomatik olarak uygulayabilirsen o konuda bilinç sahibi olursun. Havuzu taşladığı an suda oluşan dalgaları görüp de sesin ve ışığın da dalga halinde yayıldığını düşündüğüm ve düşüncenin de dalga halinde yayılmakta olduğunu düşündükten bir gün sonra İzmir'de Bornova Parkı'nda oturmuş arkadaşlarla bir şeyler içerken aklıma müthiş bir fikir geldi. Ben herhangi birine isteyerek beyin dalgası gönderebilir miyim diye düşündüm. Karşı masada oturan bir grup öğrenci içerisinde bulunan herhangi birinden Konuşmadan sadece beyin dalgası göndererek bir şey istesem isteğim yerine gelir miydi acaba? Kişiye telepatiyle bir şeyler yaptırmak onun iradesine bağlıdır. İsterse yapar, istemezse yapmaz. Denemeye karar verdim ve karşıdaki arkadaşlardan birini seçerek ona düşünce ile ayaklarını birbiri üzerine koymasını söyledim. Hiçbir şey olmadı ah ayaklarını birbiri üzerine koysun diye düşünüp sağ ayağını sol ayağın üzerine koyduğunu gözümde canlandırdım. Hemen o anda arkadaş sağ ayağını sol ayağın üzerine koydu. Başarmış olduğuma sevindim. Bu defada sol ayağını sağ ayağın üzerine koyduğunu düşünerek olayı gözümle canlandırdım. Arkadaş yine isteğime uygun hareket ederek ayaklarını birbiri üzerine koydu. Böylece İsteğe bağlı olarak yapılan telepati olayını bir başka deyişle beyinden beyine düşünce aktarımını gerçekleştirmiş oldum. Daha sonra bu düşünce aktarımını, aktarım oyununu defalarca tekrarladım. Bazen başardım, bazen başaramadım. Başardığım an sevindim, başaramadığım anda başarısızlığımın nedenini düşündüm. Düşünce aktarım olayında hangi faktörlerin rol oynadığını bulmaya çalıştım. Telepati düşünce aktarımı yapmak isteyen kişi ilk olarak aktaracağı düşünceye iradesi yardımı ile yoğunlaşmalı. Yani etrafındaki sesleri duymamalı, etrafındaki görüntüleri görmemeli, zihninde kendi aktaracağı düşünceden başka düşünceler oluyor oluşursa onları kovmalı ve tamamen kendi düşüncesine yönelmeli. Düşündüğü konuyu bir sinema sahnesi gibi gözünde canlandırmalıdır. Bu takdirde telepati gerçekleşmiş olacaktır. Ben herhangi bir çalışma sırasında zihnimde oluşan parazit düşünce, ses ve görüntüleri yok etmek için altın kuplu güllü bir vazoyu görüntüye getirip daha sonra da tekrar kendi esas düşünceme geçiyorum. 11. İmajinasyon ve konsantrasyon Konsantrasyon herhangi bir şeye veya düşünceye yoğunlaşmaktır. Bitki ve hayvanlarda bulunmayıp sadece insanda bulunan ve bilimsel adı imajinasyon olan gözde canlandırma yeteneği insanı hayvanlardan ayıran en önemli özelliklerden biridir. İmajinasyon basit anlamda tarif edilebilmesi için hayal görme benzeri bir durumu iradeye uygun olarak gerçekleştirme diye tarif edilebilinir. Aslında imajinasyon hakiki bir hayal görmek durumu değildir. Gözde canlandırma hayalden daha karmaşık bir olaydır. Bunu sana basit bir örnekle açıklamaya çalışayım. Bir kişi bir zengin olsam diye düşündüğü an bu düşündüğünü sadece düşüncede bırakır ve zengin olduğu an sahip olacağı katları, yatları aklına getirirse bu sadece bir hayaldir. Yani bu olayda kişi düşündüğünün kesin olarak gerçek, gerçekleşeceğini düşünmemiş onu ortada bırakmıştır fakat bir zengin olayım diye düşünen kişi bu düşündüğünü düşünürken aynı anda da ona düşüncesiyle bir kesinlik kazandırarak gözüne canlandırırsa bu gözde canlandırılan düşünce imajinasyon olur kişi imajinasyonu kendi istediği anda yaparsa bu isteğe bağlı imajinasyon olur kişi bazı durumlarda aniden hareketsiz kalarak boşluğa bakar gibi bir durum alabilir. Bu durum birkaç saniye ile birkaç dakika sonra aniden sona erebilir. Bu duruma girip çıkmış kişi "Bilseniz nerelerdeydim, gözüm daldı." der. Gözü dalmış kişi, gözü dalmış durumdayken o anda etrafında olup bitenden tamamen habersiz kalır. Bu kişi aslında o an İstem dışı imajinasyon yapmıştır ve veya da istem dışı astral kozmik seate çıkmıştır. İstem dışı imajinasyon yapan bir kişi etrafında olup biten hiçbir şeyden haberdar olmaz. İşte bu kişi imajinasyon yaparken düşündüğü konuya istemeden tam konsantre olmuş demektir. Aslında var olmayan fakat çalışmalarım sırasında benim gözümde canlandırdığım bir vazo var. Bu vazo'yu sana tarif etmeye çalışayım. Ben bu vazo'yu sana tarif ederken sen de bunu gözünde canlandırmaya çalış. 10 santimetre boyunda küçük seramik parlak mavi renkte bir vazo. Vazonun ağzı kemerli olup şeklinde kıvrımlı. Kemerli oluk şeklinde kıvrımlı. Bu kıvrım parlak altın renkte. Vazonun iki yanında yine parlak altın renkte kupları var. Vazonun göbeğinde ise pembe renkli bir gül bulunmaktadır. Bu tarif sırasında tarif edilen vazo gözünde canlanmışsa İsteğe bağlı imajinasyon yeteneğin var demektir. Tarif sırasında tarif etmeye çalışılan vazoyu gözünde canlandıramamışsan biraz çalışmaya ihtiyacın var demektir. Bu yetenek çok az bir çalışmayla elde edilebilir bir yetenektir. Sana çalışmalarında faydalanabileceğim bir örnek daha vereyim. 1M çarpı 1M ölçülerinde ekilebilir bir toprak alanın var. Avucunda bir elma çekirdeği var. Toprak alanın ortasına 60 santim derinliğinde bir çukur kazıyorsun. Elma çekirdeğini ekiyorsun. Buluyorsun. Topraktan küçük bir çimin çıktığını da görüyorsun. Çim büyüyor, büyüyor, büyüyor. Ağaç oluyor. Ağaçta beyaz çiçekler oluşuyor çiçekler değişime uğrayıp küçücük yeşil elmalar oluşuyor. Elmalar büyüyor, büyüyor, büyüyor. Kızarıp renkleniyor. Anlatılan olayı gözünde canlandırabilmişsen sana bravo. Fakat canlandıramamışsan biraz daha çalışmaya ihtiyacın var demektir. İnsanda irade ve imajinasyon yeteneğinin yanında konsantrasyon yoğunlaşma yeteneği vardır çalışmakta olduğun herhangi bir konuda etrafındaki diğer uyaranları dışlayarak çalıştığın konuyu eksiksiz tam bir ilgi gösterip ilginin tümünü o konuya verirsen yani düşüncenle o konuya yoğunlaşırsan o konuya konsantre olmuş olursun kitap okuyorsan biliyorsun kitap okunduğu sırada kitap okuyan okuduğu kitaba kendini tam verirse kitabı okudukça sayfaları çevirdiğini o sırada etrafından gelip geçenleri yapılan konuşmaları ve gerçekleşen olayları hiç fark etmez. Yani kitaba tam konsantre olmuştur. Kitap okuyan şahıs kitap okurken etrafındaki kişileri görür, sesleri işitirse okuduğunu anlamaz. Yani konuyu konuya ilgisi az olmuş. Dikkati etrafıyla kitap arasında bölünmüş olur. Antimadde şu anda yaşam sürmekte olduğun realite denen vizyon ortamda yani hakiki kozmik yapı olan Alfonova'nın ilk gürzünün bür kopyası olan vizyon manyetik alanda düşündüklerini yoğun olarak düşünürsen o düşünceye enerji vermiş olursun ve o düşündüğün duygu haline gelir. Duygu haline getirdiğin düşünce de ortam yani madde, varlık ve olay olarak karşına çıkar. Dünyada bu konuda da üç bilinç aşaması vardır. Önce düşündüğünü oluşturmakta olduğunu bilemezsin. Daha sonra düşündüklerini yaşamakta olduğunu fark etmeye başlarsın. En sonunda da bilinçli olarak düşünüp düşündüklerini bilinçli olarak ortam varlık ve olay olarak oluşturursun. Bu duruma gelince hiçbir şey ve hiçbir kimseye ihtiyacın kalmaz. Her düşündüğün anında oluşturursun. Bu mertebe tasavvufta marifet mertebesi denir. 12. Astroloji Göze başlarken kişinin doğum anının öneminden konu edilmişti. Astroloji bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı yıldızların çeşitli anlarda birbirleriyle yaptıkları açıları ve oluşan bu açıların kişiler üzerindeki etkilerini incelemektedir. Yıldızlar birbirleriyle yaptıkları açılara göre değişik enerjiler yaymaktadırlar. Tüm kozmik yapıya yayılan bu küresel enerjiler tüm varlıklara ulaşmaktadır ve doğum anında ruhsal yapıyı tayin ettiği gibi tüm ömür boyunca da yaşamı etkilemektedirler. Varlıkları etkileyen 12 tane ana nokta belirlenmiş ve bunlara burç ismi verilmiştir. 1 Koç 21 Mart 20 Nisan 2 Boğa 21 Nisan 20 Mayıs 3 İkizler 21 Mayıs 20 Haziran 4 Yengeç 21 Haziran 20 Temmuz 5 Aslan 21 Temmuz 20 Ağustos 6 Başak 21 Ağustos 20 21 Ağustos 20 Eylül 7 Terazi 21 Eylül 20 Ekim 8 Akrep 21 Ekim 20 Kasım 9 Yay 21 Kasım 20 Aralık 10 Oğlak 21 Aralık 20 Ocak 11 Kova 21 Ocak 20 Şubat 12 Balık 21 Şubat 20 Mart Yukarıda tarifleriyle yani biraz önce tarifleriyle birlikte tarihleriyle birlikte belirtilen her gruba dahil olan kişinin bir diğerine göre yaydığı enerji ve psikolojik yapısı farklıdır. 13. İspatlama konusu. Üçüncü boyut dünya insanı olan sen, yapı itibariyle beş duyuna bağlı olarak sınırlı algılama gücüne sahipsin. Görme, işitme, koklama, tad alma ve dokunma olarak isimlendirilen bu duyu organlarının algılama gücü sınırlıdır. Senin bütün duyumların birer titreşimdir ve sen bu duyumları duyu organlarının sayesinde algılıyorsun. Duyu organların sana gelen titreşimleri duyu haline getirdiği için onları algılıyorsun. Radyo dalgası gibi düşünülürse her duyunun da frekansı vardır ve sen bu frekanslardan belirli bir kısmını algılayabiliyorsun. Yani algılanan kısmın solunda ve sağında altında ve üstünde kalan titreşimsel kısım var olduğu halde sen tarafından algılanamak, algılanamamaktadır. Şahin gibi yırtıcı kuşların gözü üçüncü boyut insanınkinden daha uzağı görebiliyor. Köpeklerin burnu ise üçüncü boyut insanının burnundan daha iyi koku alabiliyor. Üçüncü boyut insanı insanın 5 duyusuyla algılayabildiği sınırların dışında kalan birçok olayı alet icat ederek incelemeye çalışıyor. Üçüncü boyut insanı ispatı bulunmayan bazı bilgileri kabullenmeme eğilimindedir ve ispatlanamayacak konular genellikle reddedilmektedir. Üçüncü boyut teknolojisi alabildiğine ilerlemiş olmasına ve eskiye göre daha da hızlı bir şekilde gelişmeye devam etmesine karşı bazı konular teknoloji ve bilgi yetersizliği nedeniyle ispatlanamıyor. İleri yıllarda daha yüksek bir teknolojiye sahip olunacak ve yapılan incelemeler neticesinde bugün ortaya atılıp da ispat edilemeyen konular ve hatta bugün düşüncelere dahi girmemiş birçok konu incelenip bilgi dağarcığına konulacaktır. 14. Kendiliğinden olan Birinci yoga denemim, deneyimim, deneyimim. düğüm gözümün önünde canlanıyor. Gözlerim zayıf olduğu için 4 yaşındayken gözlük takmak mecburiyetinde kaldım. Tabii ki çocuk yaşta olduğum için oyun oynama ihtiyacındaydım. Tamir görmüş gözlüğüm 50'li yılların plastik yapıştırma yöntemleri gelişmiş olmadığından oyun sırasında devamlı kırılıyordu. Gözlüğüm kırıldıkça annemden azar işitiyordum. Bu nedenle zamanla gözlüğümün kırılabileceği oyunlarda arkadaşlarıma katılamaz olmuştum. Tüm arkadaşlarım oyun oynarken ben kenarda yalnız başıma kalakalıyor. Bu duruma da fena halde içerliyordum. Zamanla yalnız kaldığım anlarda ekseriyetle beni üzen herhangi bir olaydan sonra ayakta kendi eksenim etrafında dönmeye başladım. Dönerken canımı sıkan olayı, bu olayda geçen konuşmaları, o anda benim söyleyemediğim ve söylemem gereken sözleri düşünüyordum. Bu dönüşlerden çok büyük haz alıyordum ve moralim düzeliyordu. Dönmeye başlayınca anı unutur, ne kadar döndüğümün farkında olmuyordum. Dönüşlerim günler ilerledikçe artmakta olduğundan ailem de endişe yaratıyordu. Dönmemem için ikaz ediliyordum. Dönüşümün nedenini anlayamadığım gibi yaptığım hareketin normal olduğunu düşündüğümden Engellenmemin nedenini de anlayamıyordum. Bir süre sonra yoğun ikazlar nedeniyle dönmekten vazgeçtim. Sonradan öğrendiğime göre bu dönüşler bir çeşit yoga imiş. Kendiliğinden olan ikinci tip yoga deneyimim. Evimizdeki çift kişilik karyola çok genişti ve güzel yaylanabiliyordu. Yalnız kaldığım anlarda bu yatakta. Başım şilteye dayalı vaziyette amuda kalkıyordum. Karyola yaylandığından dolayı dengemi bulup hareketsiz bir şekilde durmak yine bana büyük haz veriyordu. Oğlum yeter artık hadi git sen de arkadaşların gibi dışarıda oyna diyen annemin ikazına kadar öylece an akışı fark etmeden amuda kalkmış vaziyette duruyordum. Yatakta amuda kalktığım anda da dönme durumunda olduğu gibi yine İçe dönük olarak düşünüyordum ama bunun neden ve nasıl olduğunu yine anlayamıyordum. Kendiliğinden olan üçüncü tip yoga deneyimim. İlk okul sıralarındayken sessiz bir ortamda yalnız kaldığım anlarda herhangi bir şey düşünürken başım istem dışı olarak sola ve sağa doğru sekiz çiziyordu. Büyüklerim bu durumu fark ettikleri an beni ikaz edip başımı sallamamamı istiyorlardı. Fakat bu durumu bu durumun bana büyük bir enerji sağladığını hissediyordum. 15. Kendiliğinden olan meditasyon deneyimim. 18 yaşımdayken lise bitmiş olduğundan bir hayli boş vaktim oluyordu. Denizi çok seviyordum. Arkadaş buldum an, arkadaşlığı bulamadığım an tek başına sık sık denize gidiyordum. Deniz gözlüğümü, paletlerimi takıp ilerilere açılıyordum. O kadar çok derinlere gidiyordum ki sahile baktığım an kumsaldaki insanlar seçilemiyordu. Denizaltının şahane görüntüsünü ve varlıklarını izlemek bana tarifsiz bir haz veriyordu ve her seferinde 4 saat kadar yüzdükten sonra sahile dönüyordum. Bir gün yorucu bir deniz gezisinden sonra düşüm alıp yatağıma uzandım. Bir zaman sonra ağırlığımın kalmadığını hissettim. Daha sonra bedenim bir an asansörün aşağı inmesi gibi hareket ediyormuş gibi oldu. Hemen o an yatağa paralel bir şekilde havada asılı olduğumu ve baştan ayağa olmak üzere bedenimin havada sekiz sonsuz çizdiğini hissettim. Ben yatakta yatıyordum fakat havada asılı olup da sonsuz işareti gibi hareket eden yine benim bedenimdi. O an şuurum yerindeydi ve uyumuyordum. O anda evin dışında bir gürültü oldu ve ben kuvvetli bir şekilde sarsıldım. Hemen o anda sadece yatakta yatıyor olduğumu fark ettim. O anda havada asılı olma ve sallanma durumum yok olmuştu. Yaşamış olduğum bu olay çok yorgun olduğum anlarda tekrarlanıyordu. Çok sonra öğrendiğime göre ta küçüklüğümden itibaren yapmış olduğum uygulamalar yani kendi eksenim etrafımda dönmem, yatakta amuda kalkmam, başımı 8 yani sonsuz işareti çizer gibi sallamam, denizde yüzdükten sonra yatakta yatarken havada 8 sonsuz işareti çizer gibi sallamam, sallanmam ve bu hareketleri yaparken düşünceye dalmam. Yoga veya meditasyonmuş. 16. Duygusal fırtına İnsanda arzu ve beklentiler var. A futbol takımıyla B futbol takımı şampiyonluk maçı yaparken hem A takımı taraftarları ve hem de B takımı taraftarları duygusal fırtınalar yaşar. Bu maç oynanırken A takımı taraftarları A takımının B takımına karşı baskın bir oyun sergilemesini ve B takımına gol atmasını arzularken B takımından gol yememe arzu ve beklentisindedirler. B takımın taraftarları da B takımının A takımına karşı baskın bir oyun sergilemesini ve A takımına gol atmasını arzularken A takımından gol yememe arzu ve beklentisindedirler. Bu durumda A takımından olanlar A takımının B takımına karşı baskın oynadığı ve gol attığı anları iyi, güzel ve doğru olarak niteledikleri için sevineceklerdir. A takımı gol yerse bu anları da kötü, çirkin ve yanlış olarak niteleyerek üzüleceklerdir. B takımlılar ise B takımı A takımına karşı baskın oynadığı ve gol attığı anları iyi, güzel ve doğru olarak niteledikleri için sevinecekler. B takımı gol yerse bu anı kötü, çirkin ve yanlış olarak niteleyerek üzüleceklerdir. Bu maçta taraftar olmayan kişi bu maç için hiçbir arzu ve beklentisi olmadığı için hiçbir duygusal fırtına yaşamayacağından huzurlu olacaktır. Her yerde ve her an taraf tutmayan her an kazanmaktadır. 17 Öz Varlık. Verite denen ve hakiki kozmik yapı olan Alfa Nova'da yaşam sürmekte olan varlıklar hakiki varlıklardır. Hakiki yapı kozmik yapı olan Alfa Nova sonsuz boyuta sahip bir kozmik yapıdır bu kozmik yapının 11. ve 19. boyutları arasında Atlantalılar ve 20 ve 23. boyutları arasında mutlak boyut varlıkları vardır Realitede denen ve Alfonovanın 19. boyutlu ilk gürzünün kopyası olan vizyon manyetik alanları yansımaları ve avatarı Betonova'da oluşturdukları laboratuvarda oluşturmuş olan varlıklar mutlak boyut varlıklarıdır. Realite denen bu vizyon manyetik alana ben simulator, simila tihor, ismini verdim. Şimdilerde hakiki Alfonova'nın dışında Betonova denen hakiki bir kozmik yapı oluşmaktadır ve bu kozmik yapıya uygun varlıklar yaratılması gerekmektedir. Bu nedenle mutlak boyut varlıkları Betonova'da bir laboratuvar kurarlar. Mutlak boyut varlıkları Atlantalılarla karşılıklı rızayla anlaşarak Atlantalıların her birinin birer kopyasını yaratarak bu kopyaların her birini de Betonova'daki laboratuvardaki elektronik mikro mikroskobik büyüklükte olan küplerin her birine yerleştirerek realite denen vizyon yaşamı başlattılar. Dolayısıyla Atlantalı olan bu öz varlığın yani üst benin kopyası olan sen üçüncü boyut düzeyinden başlamak suretiyle deneyim sahibi olmaya başladın. Adlantalı olan öz varlığın kopyası olan sen olan avatar yoğun bir madde beden kullanarak dünya gibi yaşam da yaşam sürüp deneyimini artırmaktasın. Öz varlık yani öz ben, üst ben çok yüce bir makamda verite denen hakiki yaşam ortamı olan alfa novada yaşam sürmekte olan varlıktır. Kopya olan sen ise kendini tanımak, yaratmayı öğrenebilmek ve üst beninin öz bilincine ulaşmak için Realite denen oluşturulmuş ortamda deneyime başladın. Kopya varlık olan senin DNA'nda üst beninin DNA'sındaki tüm bilgi kayıtlıdır. Kopya varlık olan sen deneyimini arttırdıkça DNA'ndaki bilgileri açarak bilinçlenerek öz benine, öz bilincine bilinç olarak yanaşmaktasın. Hakiki Nova'da bulunan öz varlığı tarif edebilmek için hücreden başlamam gerekmektedir. Tabii ki sen olan avatar hakiki olan öz varlığın kopyası olduğunu aklında tutarak bilgi al. Hücre nedir? Hücre senin sahip olduğun bedeninin en küçük parçası olarak kabul edilmektedir. Bu doğru mu? Hayır. Çünkü hücre denen birey kendini oluşturan birçok farklı bireyin birleşiminden oluşmaktadır. Bu bazı bireylerde başka bir şeylerin birleşiminden oluşmaktadırlar. Buna göre hakiki kozmik yapıda alt sonsuzdan eksi sonsuzdan üst sonsuza artı sonsuza giderken bireyler birleşerek kendinden daha büyük olan bireyleri oluştururlar. Bu arada da kendinden küçük bireyler birleşerek hücreyi oluşturmaktadırlar. Milyarlarca hücrenin birleşiminden ise yine bir birey oluşur. Bu oluşan bireye organ deniyor. Organların birleşiminden ise et beden kompleksi oluşmaktadır. Sözü edilen hücre oluşumunu gerçekleştiren her birey her organ potansiyel güç bütünlüğünden kendi gücü oranında bir potansiyele sahip çıkmıştır. Neticede akciğer, karaciğer, kalp, dalak, böbrek gibi organların birleşerek meydana getirmiş olduğu et beden kompleksi de potansiyel güç bütünlüğünden kendi gücü oranındaki bir güce sahip çıkmıştır. Öz varlığın yani üstbenin kopyası olan sen olan avatarın dünyadaki deneyimi için dünya titreşimine uygun bir elbise kullanman gerekmektedir. İşte et kopya varlık olan senin dünyada deneyim sahibi olabilmeni sağlayan astronot elbisendir. Öz varlık avatar olarak senin üst benin üst şuurundur. Öz varlık öz beniştir, öz varlık odur. 18 şuur. Şuur avatar olarak senin öz varlığının üst menin bilgi deposudur. Öz varlık senin makro yani üst menin olan ve verite denen hakiki kozmik yapı olan Alfonova'da yaşam sürmekte olan varlıktır. Sen ise şu anda makro'na bağlı olarak realite denen ve hakiki kozmik yapı olan Alfonova'nın 19 boyutlu kopyası olan vizyon yaşamda yaşam sürmekte olan mikrosun şuur senin DNA'nda kayıtlı olan bilginin deposudur. Avatar olarak senin şuur denen bilgi deponun bilgi alma kanalları devamlı açık bulunmaktadır. Şuur kesinlikle beyinle karıştırılmamalıdır. Beyin Tıp bilimine göre varlıkların maddesel olarak bilgi alma ve depolama bilimi olarak kabul edilmektedir. Bu doğrudur fakat beyin sadece tek bir ömür boyunca yani varlık bedenini kullandığı sürece kullanılmakta, bilgi alma, aktarma, depolama görevlerini yapmaktadır. Normal yaşamda şuur kelimesi kullanıldığı halde aslında olduğundan farklı anlamda açıklanmaktadır. Ben yeniden doğuşa inandığım, hakikat bilgisine sahip olduğum ve yaşamın sonsuz olduğunu bildiğim için şuurun açıklanmasını kolaylıkla ve basitçe yapabiliyorum. Şuur, avatar olarak senin öz varlığının, üst beninin bilgi deposudur. Şuur aslında senin öz varlığının, makronun belleğidir. Şuur, senin makronun DNA'sında kayıtlı olan bilgidir. Makronun yani üst beninin kopyası olan mikro olan sen aldığın bilgiyi bilinç haline getirdikçe alınan bilgi yaşamda otomatik olarak kullanıldığı takdirde bilinç haline gelir. Makroda olan bilgi sana kavram olarak akmaktadır. Kavram kavranabilen bilgidir. Beyin tek bir ömürde edinilen bilgileri alıp depolar. Kopya olan sen makrona bağlı olduğun için beynin makronun şuuru ile koordineli çalışmaktadır. Aldığın bilgilerden ve kazanmış olduğun bilinçten her an makronun haberi olur ve kazanmış olduğun bilincin sonrasında da sana onun DNA'sından daha sonrasının bilinç aşaması ile ilgili olan bilgiler akmaya başlar. Sen olan avatar uyanıklık şuur halindeyken uyurken veya derinin uykuda derinin uykudayken daha beynin çalışır. Beyninin alıp kaydettiği bilgiler aynı anda şuura da aktarılır ve o yani üst benin her an senin her şeyinden haberdar olur. Normalde beyinde bilgi depolama kapasitesi sınırlıdır. Beynin kapasitesi dolduğunda veya beyin herhangi bir nedenden dolayı arızalandığında unutma olayı meydana gelir. Şuur ise hem verite denen hakiki yaşamda ve hem de realite denen vizyon olan kopya yaşamda kendine aktarılan tüm bilgileri sonsuz kapasitesi sayesinde hiç atlamadan ve hiç aksatmadan ömürler boyunca depolamaya devam eder. Beyin sadece senin şu anda içinde bulunduğun titreşim sahasında bilgi alıp şuurdaki bilgiyi açma görevi yapabilmektedir. Realite denen vizyon ortamda ve mikro düzeyde bulunan sen olan avatar, aldığın bilgiyi otomatik olarak yaşamında uygulayabildiğin an onu bilinç haline getirirsin. Sadece bilinç halinde makroda bulunan bilgi mikro olan sana akmaktadır. Bu nedenle de uyku sırasında dördüncü boyutun üzerindeki mekanlarda yaptığın deneyimleri çoğu an hatırla, hatırlayamadığından rüya görmediğini zannedersin. Sen olan avatar düşündükçe üst beninin bilgisi sana akar. Aldığın bilgiyi hayatında otomatik olarak kullanabildiğin an bilincin yükselir. Yani aldığın bilgiyi kavrarsın. Buna göre de DNA'nın yapın değişir. Böylece sana daha üst bilgi üst beninden akmaya başlar. 19. Nefes eğitimi Yoga belirli bir nefes terbiye eğitiminden sonra konsantrasyonla konuya yoğunlaşmayla başlayarak iç aleme dönüş şeklidir. İnsanın normalde sıkça nefes alıp vermeye ihtiyacı vardır kopya varlık olan senin nefes almakla öz varlığının bilincine ulaşmak için vizyon manyetik alanındaki dünyadaki deneyimin için kullanmakta olduğun astronot elbisesi görevi yapan bedeninin ihtiyacı olan oksijeni ona vermiş olursun. Nefes eğitimi senin kendini belirli sürelerle olabildiğince dolu dolu veya da çok az sayıda nefes almaya alıştırma eğitimidir. Meditasyon yaparken konsantrasyonunu sağlamak için olabildiğince dolu dolu nefes almaya ve bu nefesi alırken dikkatini nefes almaktan kaçırarak düşüncene odaklanmaya ihtiyacın var. Bazı meditasyonlar sırasında da nefes almamaya özen gösterilmekte ve nefes alma aralıkları azaltılarak konsantrasyonun bozulmaması sağlanmaktadır. Olabildiğince nefes alabilmek için önce karın şişirilir. Sonrasında da göğüs şişirilerek nefes aniden verilir. Bu nefes alıp verme işine 15 dakika kadar aralıksız devam edilirse dikkat nefes alma işleminden düşünceye rahatlıkla kaydırılabilir. Konsantrasyonun bozulmamasını sağlamak için az nefes alma yöntemi tercih edilirse konsantrasyon önce olabildiğince üst üste tarif edilen nefes alıp verme şekli ile 3 veya 5 defa nefes alınıp verildikten sonra konsantrasyonla istenilen düşünceye dalınır. Sen olan avatar istersen nefesi sadece ağızdan alıp verirsin veya da sadece burundan alıp alıp verirsin. Arzu edersen de nefesi ağızdan alıp burundan verirsin. Arzu edersen nefesi burundan alıp ağızdan verirsin. Avatar olan sen neden uyukladığını bilemiyorsun. Sen oksijeni az olan ortamlarda ihtiyacın veya isteğin olmadığı halde uyursun. Avatar yaşına göre günün en az 4 ya da 8 veya 12 saatini uyuyarak geçirmektedir. Avatarın uykuda, uykudayken oksijen alma ihtiyacı uyanık durumda bulunduğu anki oksijen alma ihtiyacından çok azdır. Yani buna göre insan oksijen azlığından dolayı uyku haline geçer. Avatar uyurken bedeni gevşediğinden bedeni yatakta olduğu halde titreşimsel bedeni yani astral bedeni ya veya kozmik bedeni rüya alemine yani dördüncü boyutun ilk katmanlarına ulaşıp orada yaşamakta deneyimine devam etmektedir. Sen ise bilgi eksikliğinden dolayı bu olaya sadece rüya gördüm diyorsun. Yoga yaparken bu çalışmayı yapan avatar konsantrasyonunu yani dikkatini odaklamayı sağlamak için hiçbir şey görmemeye, hiçbir şey işitmemeye çalışmaktadır. Yani duyu organı olan göz ve kulağını devre dışı bırakmaktadır. Meditasyon yapan bir avatar ise Sadece konsantrasyon isteyen yogaya göre bedeninin de gevşemesi nedeniyle dokunma duyusunu da yok eder. Ayrıca meditasyon yapan avatar çalışma sırasında nefes aldığını unuttuğundan koklama duyusunu da kullanmaz. Özetlersek sen konsantrasyonla gözünü ve kulağını imajinasyonla yani gözle canlandırma ile dokunma duyunu ve nefes eğitimi ile burnunu kullanmamayı öğrenmiş olursun. Bu durumdaki bir avatar normal yaşam ortamının dışında bulunan iç aleme kolayca dönebilir. İç alem üst boyut frekanslarındaki bilinç katmanlarıdır. Nefes eğitimi ya nefesi olabildiğince alıp nefes aldığını unutma eğitimidir veya da nefes almamayı öğrenme eğitimidir. Ekseriyetle Su altında avatar nefes almamayı çok güzel öğrenebilmektedir. Nefes alma miktarı azaldıkça konsantrasyon kolaylaşmaktadır. Nefes almamayı öğrenirken avatar hakkıyla nefes almasını öğrenmelidir. Nefes alıp vermenin başka bir yöntemi de şudur. Sen olan avatar nefesi burnundan yavaş yavaş al ve önce göğsünü havayla doldur. Devamla karnını da havayla şişirecek kadar nefes almaya devam et. Nefes alman bittiği an nefesini kısa bir süre tut ve daha sonra da ciğerlerin tamamen boşalana kadar nefesini yavaş yavaş ver. Bu işlemi istediğin kadar tekrarlayabilirsin. Çalışmaların sırasında nefesini tutma süresini arttır. Nefes almayı, nefesini tutmayı ve vermeyi tam olarak öğrendiğin takdirde konsantrasyon sırasında nefes konusunu otomatik olarak halletmiş ve konsantrasyonunu bozmamış olursun.